İkinci Dünya Savaşı esnasında Amerika Pasifik Okyanusu'nda askeri üsler kurar. Başlangıçta her şey normaldir. Askerler rutin bir şekilde nizami yürüyüşler yapıyorlar ve marşlar söylüyorlardır. Bütün ihtiyaçları bazen gemiler ama çoğu zaman uçaklar aracılığıyla gelen kargolarla giderilir. Kargoları taşıyan uçaklar piste iniş yapacağı zaman onları yönlendirmek için bayraklar asarlar ve göğe doğru el kol hareketleri yaparlar. Kargoların içinde askerlere lazım olan her şey bulunmaktadır. Yiyecek konserveleri, kıyafetler, tıraş bıçakları. Aynı zamanda radyolar, çikolatalar ve Coca-Cola gibi nesneler de vardır. Ama bu sıkıcı bir gidişata sahipmiş gibi gözüken hikayede bir şey söylemeyi unuttuk. Askerler adada yalnız değildi. Yeni Gine'nin bulunduğu Melanezya Adalar grubunda en aşağı binlerce yıldır pek çok farklı yerli halk yaşıyordu. Yerliler Beyaz Adam'ı aslında çok önceden beridir tanıyorlardı. Çünkü kolonizasyon faaliyetleri ta coğrafi keşiflerle birlikte başlamıştı. Avustralya ve çevresi ise 18. yüzyılda keşfedilmişti. Melanezya'da Fransa ve İngiltere'nin hakimiyeti söz konusuydu ve buraya misyonerler gönderilmişti. Misyonerler her ne kadar yerlilere Hristiyanlığı öğretmeye çalışmış olsalar da birçok yerli asimile olmamıştı ve tuhaf bir şekilde kendi mitolojileri Hristiyanlıkla harmanlanarak ortaya değişik karışık bir takım dini hareketler çıkmaya başlamıştı. Bunun dışında o zamandan İkinci Dünya Savaşı'na dek geçen süre içerisinde yerlilerin hayatında pek de bir şey değişmemişti. Gene avcılık, balıkçılık ve tarım yapıyorlardı. Fakat sömürgecileri en son gördüklerinde onların elindeki en ilginç nesneler tüfek ve İncil'di. Şimdi ise tankları, uçakları ve çanak antenleri vardı. Amerikan askerleri kargolarını yerlilerle paylaşma konusunda son derece cömertlerdi. Örneğin bu fotoğrafa baktığımızda Amerikan askerleri geleneksel kıyafetler giymiş ve aksesuarlar takmış. Bunları yerlilerden almak için onlara tıraş bıçağı ve sigara vermişler. Egzotik meyveler yemek, evlerine ilginç nesneler götürmek ya da adada bir yeri keşfetmek istedikleri zaman gene aynı alışveriş gerçekleşiyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere yerlilerin bu nesnelere bağımlılık geliştirmesi çok da uzun sürmedi. Daha fazla kargo alabilmek için sürekli olarak Amerikan askerlerinin ayak işlerini yapmaya başladılar. Yerliler arasında çığ gibi bir moda yayıldı. Amerikalı gibi davranmak, giyinmek ve onların kullandıkları eşyaları kullanmak yerliler arasında bir prestij göstergesi olmuştu. Hatta Coca-Cola içmek bile. Esasında kendileri için kullanım değeri olmayan nesnelere yükledikleri anlam Marx'ın meta fetişizmi dediği şeye çok güzel bir örnek oluşturuyor. Ama çarpıcı olan bu örneğin kapitalist bir ülkeden değil, egzotik adalardan gelmesiydi. Ama başka bir açıdan olup bitenler sadece tüketim çılgınlığıyla açıklanamazdı. Hele ki sonrasında olacakları düşünürsek. Şimdi sadece Melanezya yerlilerinden biri olduğunuzu hayal etmenizi rica ediyorum. Siz bütün gün canhıraş çalışırken adanıza bir anda yabancı insanlar geliyor. Bu insanlar ne avlanıyorlar ne de bir şey ekiyorlar. Tek yaptıkları şey bütün gün üniformalarını giyip yürüyüşler yapmak, marşlar söylemek ve gökyüzüne el kol hareketleri yapmak. Sonra bir mucize gerçekleşiyor. Gökyüzünden devasa bir kuş geliyor ve kuş bir sürü ama bir sürü nimet getiriyor. Bazense aynı görevi okyanustan yaklaşan bir gemi üstleniyor fakat gemiye çok da yabancı değiller. Fakat uçak çok tanrısal bir şey onların gözünde. Bence yerlilerin kafasında ne döndüğünü anladınız. Melanezyalılar bu kargoları tanrıların veyahut ata ruhlarının gönderdiğini zannediyorlardı. Hatta yerlilerin bazıları şöyle fısıldaşıyordu. Aslında bu kargolar bize geldi. Bizim atalarımız gönderdi. Ama Amerikalılar artık bayrak asarak mı, marş söyleyerek mi, yürüyüş yaparak mı yoksa Coca-Cola içerek mi bilinmez bir şekilde büyü yapıyorlar ve bize ulaşması gereken kargolara el koyuyorlar. Böyle inanışlar çoğala dursun, İkinci Dünya Savaşı bitti ve askerler evlerine döndü. Artık kargolar gelmiyordu ve yerlilerin yaşadığı hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Ama gökyüzüne bir süre bakıp sıkılıp işlerine güçlerine dönmek yerine çok daha fazlasını yaptılar. Bir din yarattılar. Biz insanlar dünyanın her yerinde müthiş gözlemciler olmakla tanınırız. İzleriz, öğreniriz ve öğrendiğimiz şeyi taklit ederiz. Homo imitan yani taklit eden insan türümüzün pek çok sıfatlarından biridir. Yerliler de hepimiz gibi izlediler, öğrendiler ve taklit ettiler. Ama nasıl?
Bambudan antenler, uçaklar ve iniş pistleri yaptılar. Adalarının dört bir yanını maket haçlar ve Amerika Birleşik Devletleri bayraklarıyla donattılar. Bununla da kalmadılar, bambudan tüfekler yaptılar ve bu tüfekleri sırtlarına dayayarak yürüyüşler düzenlediler. Birebir aynı şeyleri yaparlarsa kargoların geleceğine o kadar çok inanıyorlardı ki, her gün umutlu bekleyişlerini perçinleyecek yeni bir Mesih ortaya atlayıp, "Benim dediğimi yaparsanız kargolar gelecek," diyordu. Bu anlamda Melanezya'daki en ünlü kült Tana Adası'ndadır ve John Frum ismindeki bir Amerikan askerine adanmıştır. Yanlış anlaşılmasın, John Frum diye birisi muhtemelen yok, hiç yaşamadı ya da yaşadıysa bile epey etkisiz bir insandı. Kendisine dair ilk veriler 1930'ların sonlarında geliyor. Aslında sanırım söylemeyi unuttum. Amerikan askerlerinin gelişi 1940'larda. Yani daha erken bir dönem. Bu dönemde Hristiyan misyonerler yerlilerin geleneklerini yerine getirmesini kısıtlıyorlardı ve karşı çıkanları da kafalarına göre cezalandırıyorlardı. Böyle bir atmosferde John Frum ansızın kabile yaşlılarının rüyalarına girmeye başladı. Yerli dilini konuşmayı bilen beyaz bir erkekti. Onları sömürgecilerden ve misyonerlerden kurtaracağına söz vermişti ama tek bir şartı vardı. Şöyle diyordu: "Paraları, kıyafetleri çöpe atın. Çocuklarınızı artık okula göndermeyin. Kiliseye gitmeyin. Kendi ritüellerinize ve dininize geri dönün." Tek şartı buydu. Muhtemelen bu zamanlarda John Frum bir Amerikan askeri değildi. Daha ziyade İsa Mesih ile Nuh'un bir karışımıydı. Onun bir tufan sonucunda gemiyle geleceğine ve o gün ölülerin dirileceğine ve bolluk bereketin hakim olacağına inanılıyordu. Ama hemen arkasından Amerikan askerleri kargo ile gelince John Frum kültü de bundan kaçınılmaz olarak etkilendi. Gittiklerinde John Frum çoktan bir Amerikan askerine dönüşmüştü bile. Ve ruhuyla iletişim halinde olduğunu iddia eden kült liderleri onun belirsiz bir yılın 15 Şubat'ında geri döneceğini müjdeliyorlardı. O zamanlara dek ritüeller düzgün bir şekilde yapılmalıydı. Yani askeri yürüyüşler, marş söylemeler ve bir de her cuma toplanarak yaptıkları dans. En önemli sembolleri bir ambulansın üzerinde gördükleri kırmızı haçtı. Ayrıca çöplükten gizlice aldıkları Amerikan bayrağı ve yerden buldukları asker künyeleri de kutsal sayılıyordu. Müritler coşkuyla "God Bless America" marşını söylüyorlardı ve eski günleri, o kargoların hala gelmekte olduğu günleri özlemle yad ediyorlardı. 1940'larda ada siyasetini bütünüyle John Frum domine ediyordu. Öyle ki Amerika yetkilileri artık adayla hiçbir işleri güçleri olmadığı halde o kadar yolu tepip geri gelmişlerdi. Yalnızca John Frum'un gerçek bir insan olmadığını ve kargoları kendilerine gönderenin tanrılar olmadığını söylemek için. Ne var ki bütün çabalar başarısız oldu ve yerliler hiçbir şekilde ikna olmadılar. Hatta öğrenilen yeni bilgilerle yeni yeni inanışlar türüyordu. Örneğin Amerika Başkanı Roosevelt aslında John Frum'un oğluydu. John Frum'un başka bir sürü oğlu vardı ve bunların bazıları siyah, bazıları beyaz, bazıları hem siyah hem beyazdı. John Frum yerlilere göndereceği uçağın iniş yapabilmesi için terk edilmiş durumdaki pisti temizlemelerini söylemişti. John Frum kendisi için maketten uçaklar ve antenler yapılmasını istemişti ve tabii ki bir sürü şey. Hatta John Frum olduğunu iddia eden bir sürü sahte Mesih ortaya çıktı ve bunlar halkı galeyana getirdikleri için apar topar tutuklandılar. Ama beni en çok sarsanı şu olmuştu. Amerikan askerleri adayı terk edecekleri zaman İngilizler ve Fransızlar kullanmasın diye bütün teçhizatlarını, çünkü hepsini taşımaları imkansız, buldozerle ezip geçiyorlar. Bu enkazların kalıntıları bugün hala ziyaret edilebilir. Bazıları kıyıya çakılmış, bazıları okyanusun dibini boylamış haldedir. Ve kimi dalgıçlar milyon dolar noktası olarak anılan bu bölgeye giderek etrafını mercan resipleri bürümüş militarist anıtları keşfetmeyi severler. Sarsıcı olansa şu: Amerikalıların bunu yaptığını gören yerlilerse şöyle düşündüler: acaba Amerikalılar güçlerini, değerli nesnelerini yok etmelerine mi borçlular? Acaba onlardan vazgeçebildikleri için mi tanrıları onlara bir sürü kargo gönderiyor? Bunun üzerine kendi değerli nesnelerini, ki burada değerden kastım mücevher gibi nesneler değil, günlük hayatta yardımcı olacak nesneler, yani hayati önem taşıyan nesneler diyeyim, yok etmeye, denize ya da çöpe atmaya başladılar. Bu aslında bir noktada Amerika'nın tüketim kültürünün geldiği noktayı da gösterdiği için bana çok trajikomik geliyor.
Malezya'daki tüm bu hareketler antropoloji literatüründe kargo kültü olarak anılıyorlardı. Burada dı diyorum çünkü artık anılmıyorlar. Buna birazdan geleceğiz. Ama kargo kültü terimi özellikle 50'lerde 60'larda o kadar çığ gibi yayıldı ki dünya üzerinde yerlilerin bu çeşit inanışlarının tümünü tanımlamakta kullanılır hale geldi. Yani bir şemsiye kavramı oldu. Dünyanın her yerinde gidişat her defasında şöyle oluyordu. Yerli kültürlerle sömürgeciler karşılaşır. Sömürgeciler yerlilere hiçbir şekilde bağ kuramayacakları bir kültürü empoze eder ve yerlilerin toplumsal yaşamı ters yüz olur. Kaldı ki burada asimilasyon sadece basit bir şekilde gerçekleşmiyor. İşkenceler ve köleleştirme de söz konusu. Ama diyelim ki sömürgeciler hakikaten biz size işte medeniyet getiriyoruz ve sizin iyiliğinizi istiyoruz. Biz sizi çok seviyoruz mentalitesinde olsun. Gene kıyamet. Çünkü yerlilerle batılıların en ufak bir teması batılılardan daha önce alışık olmadıkları hastalıkları kapmalarına ve toplu bir şekilde hastalıktan ölmelerine sebep oluyordu. Hatta belki biliyorsunuzdur ki birçok yerde katliamdan ziyade, katliamlar da olmuştur epeyce ama katliamlardan ziyade bir noktada biyolojik silah olarak nitelendirebileceğimiz bu hastalıklar yüzünden yerlilerin birçoğu ölmüştür. Yani tekrar ediyorum, tam bir kıyamet ortamı. Tüm bu karışıklıklar esnasında hayatta kalanlar arasında bir inanış ortaya çıkıyor. Dünyanın sonu gelmek üzere. Korkunç bir felaket yaşanacak. Örneğin bir sel ya da yanardağ patlaması. Sonra bir Mesih çıka gelecek ve kendisine inananları bu felaketten kurtaracak. Bu çoğu zaman bir kültür kahramanıdır. Örneğin yerli kültürüne onların mitolojisinde ateşi, tarımı ya da örneğin toplumsal düzeni öğreten kişi, bir çeşit ata ya da tanrı. Ama bazen de misyonerlerin etkisiyle İsa Mesih ya da batılı bir figür olabilir. Örneğin aslında John Frum'un kendisi de her ne kadar yerli dili konuşuyor olsa da bir batılı görünümündeydi, beyazdı. Her koşulda kurtulamayanlar ya tamamen yok olacaklar ya da çok büyük azap çekecekler. Koloniciler yani Avrupalılar ve Amerikalılar kesin kes cezalandırılacak. İşte o gün kötülük yenilecek, düşmanlar def edilecek, efendiler köle, köleler efendi olacak. Mesih'in takipçileri ölümsüz olacaklar ve bir daha hiç çalışmak zorunda kalmayacaklar çünkü Mesih onlara ihtiyaç duydukları her şeyi verecek. Böylece altın çağı başlayacak. Örneğin burada Kuzey Amerikalıların hayalet dansı kültünü örnek vermek istiyorum. Yine aynı şekilde ilerliyor. İşte dünyanın sonu gelecek, Mesih geri dönecek, ölüler dirilecek, ondan sonra cennet başlayacak şeklinde. Ama yeni olan Melanezya'da olumlanırken Kuzey Amerika'da bütünüyle dehşetle karşılanıyor. Yerliler sömürgecileri yalnızca dans ederek değil, çok büyük bir şiddetle püskürtmeye çalışıyorlar. Yani bir özgürlük savaşından söz ediyoruz burada. Bir mitin etrafında şekillenmiş bir özgürlük savaşı. Pek çok savaştan sonra maalesef ki tüfeğin gücü galip geliyor. Bu noktada Amerika yerlileri, Kuzey Amerika yerlileri pes edip tamam biz duruma boyun eğiyoruz, siz ne derseniz o olsun demiyor. Hayalet dansı ortadan kalkınca bu defa aslında benzer bir işleve sahip peyote kültü ortaya çıkıyor. Peyote kültünün en büyük farkı kurtuluşu maddi değil manevi alanda arıyor olması. Yani biz yakıp yıkarak cenneti getiremeyeceğiz. Tamam bunu anladık ama cennet gene de gelecek. Hala inanmaya devam ediyorlar. Cenneti getirmemizin tek yolu peyote adı verilen halüsinatif bir kaktüs var. Onu kullanarak dış dünyaya karşı duyarsızlaşmak ve iç gözlem. İçsel huzuru, içsel dengeyi bulmak aslında adeta Budizm gibi bir şeyden söz ediyoruz. Güney Amerika'ya baktığımızda ise Paraguay'da Guaraniler arasında kötülüğün olmadığı diğer inanışını görüyoruz. Guaranilere göre cennet bu dünyanın merkezindeydi. Dünyanın merkezi ise ormanların içindeydi. Fakat sadece en önemli kişiler öldükten sonra buraya gelebilirlerdi. Yani sıradan insanlar öldükten sonra kötülüğün olmadığı diyara gitmiyorlar. Kim bilir nereye gidiyorlar. Guaranilerin bir inanışı daha vardı. Dünyanın sonu yaklaşıyor. Ve bundan kurtuluşun tek yolunun kötülüğün olmadığı diyarı henüz yaşarken bulmak olduğuna inanıyorlardı. Bütün bir dinleri bu düşünce etrafında şekillenmişti. Ne önemli bir tanrıları vardı ne de çok karmaşık ritüelleri vardı. Bütün hayatlarını kötülüğün olmadığı diyarı aramakla geçiriyorlardı. Ve görünen o ki bu inanışı Hristiyanlar geldikten sonra değil, onlar gelmeden önce edinmişlerdi. Fakat Hristiyan rahipler geldikten sonra kötülüğün olmadığı diyarı arayış çok hızlandı.
neden olduğunu tahmin edebilirsiniz bence. Ve hiç durmadan yeni mesihler ortaya çıkarak kötülüğün olmadığı diyarın yerini bildiklerini iddia ettiler. Kendilerine inananları peşlerine takarak ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Bu yolculuklar en ihtimalle başarısızlıkla, en kötü ihtimalle felaketle sonuçlanıyordu. Çünkü yoldayken açlıktan ölüyorlardı ya da farklı kabilelerin saldırısına uğruyorlardı. Kötülüğün olmadığı diyarı arayış ta 1900'lere dek sürdü. Nihayetinde Guaraniler bu dünya üzerinde kötülüğün olmadığı hiçbir yer olamayacağını kabul etmek zorunda kaldılar. Belki tüm bunlar kulağa delilik gibi geliyor, değil mi? Ama aslında sorulması gereken soru şu. Bunu neden yapıyorlar? Ben bunları anlattığımda çok affedersiniz birileri çıkıp bunlar salak mı gibi sorular sorabiliyor. Aslında buna çok da kızdığımı söyleyemem. Bu normal bir refleks. Çünkü bize yabancı gelen bir kültür. Ve yabancı şeyler her zaman insanları korkuturlar. Tanıdıkça aslında o korku azalır. Ama cevap vermek gerekirse aptal değiller. Hatta tam tersi. Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının yazarı Jared Diamond yerlilerle çok uzun seneler geçirmiş. Yanlış bilmiyorsam 30 yıllık bir iletişimi var yerlilerle. Yeni Ginelilerin bizden daha akıllı olduğunu savunuyor. Aslında akıllı olmalarında da şaşacak bir şey yok. Çünkü onlar bizim gibi sosyal devlet anlayışına sahip değiller. Yaşarken sürekli olarak tetikte olmak ve bütün ihtiyaçlarını kendileri gidermek zorundalar. Dolayısıyla zaten akıllı olmazlarsa hayatta kalamazlar. Dolayısıyla olan biten aptallık değildi. Olan biten insanlıktı. Tam olarak bu yüzden antropologlar kargo kültü kavramını bıraktılar. Çünkü dünyanın her yerinde sayısız örneği bulunan ve hangi kültüre giderseniz gidin rastlayabildiğiniz bir şeyi neden sadece yerlilerde görülüyormuş gibi kargo kültü adı altında anasınız ki? Ben popüler kültürde böyle anıldığı için videoyu bu şekilde çektim. O yüzden öyle telaffuz etmeye devam edeceğim. Gelin kargo kültünün aşamalarına bir kere daha bakalım. Dünya bir felaket sonucunda yok olacak. Beklenen Mesih gelecek, ölüler dirilecek ve ona iman edenler kurtulacaklar. Bir daha kimse ölmeyecek ve hasta olmayacak. Altın çağ başlayacak. Ama hangi kültürde dünyanın yok olacağına dair bir inanış yok ki? Bu yok oluş kurgusuna eskatoloji denir. Mesela Hinduizm, Budizm ve Cainizm ortak bir inanışı paylaşırlar. Dünya defalarca kez yok olmuştur. Dört yuga yani dört çağ inanışına göre başlangıçta çok soylu, uzun hatta belki sonsuz tam hatırlayamıyorum süreler boyunca yaşayan, hiçbir şekilde kötülük nedir bilmeyen insanlar vardı. O zamanlar dünya çok güzel bir yerdi ve kimsenin çalışmasına, uğraşmasına gerek yoktu. Fakat her çağla birlikte insanın hayatı biraz daha kötüleşti ve insan biraz daha yozlaştı. En son çağa gelindiğinde artık insana insan demek bile bin şahit ister hale gelmişti. Ve sonrasında dünya yok oldu. Ama burada bitmedi. Her şey sonrasında tekrar başladı. Yani yaşam sonsuz bir döngüdür. Bazense yok oluş sadece bir kere gerçekleşir. Mesela Hristiyanlık böyledir. Mahşer gününde ölüler dirileceklerdir. İyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa ayrılacaktır. Yargı yapılacaktır o gün ve ardından Cennetin Krallığı'nın hükmü başlayacaktır. Kısacası kargo kültü de dinler tarihinde mesihçilik, bin yılcılık olarak adlandırılan inanışlardan biri. Bu aslında basit bir dini inanış olmaktan ziyade ki dini inanışlar çoğu zaman basit olmazlar zaten. Sosyolojik yönü çok güçlü bir hareket aynı zamanda. Kolonyal, ekonomik, teknolojik ve politik bir krizin, bunlardan tümü ya da sadece biri de olabilir, insanların hayatını mahvetmesi ve ardından başlayan kurtuluş arayışı. Peygamber ve Mesih gibi figürler tam da insanlar başlangıçtaki altın çağı en çok arzuladıkları zaman ortaya çıkarlar. Çünkü felaketlerin yaşandığı dönemlerde insanlar hayata tutunabilmek için bir umuda ihtiyaç duyar. Aslında bir yönüyle bu mesihçilik hareketleri yararlıdır denebilir. Her nerede gerçekleşiyorsa gerçekleşsin. Tehdit içeriden de gelse, dışarıdan da gelse insanlar bu kötü gidişata bir dur deme isteğiyle birleşirler. Pasif kalmak yerine kültürlerini ve değerlerini korumak için çaba gösterirler. Mesela John Frum'un yerlilere şöyle öğütlemesi gibi. Kiliselere gitmeyin artık. Çocuklarınızı Amerikalı şekilde eğitmeyin. Özünüze dönün. Ama madalyonun öteki yüzünde yıkım, toplu histeri ve hatta soykırım vardır.
Örneğin Ölümü Hatırla ve Onunla Dans Et diye bir video yapmıştım. Orta çağdaki vebadan sonra sanatın bundan nasıl etkilendiğini inceliyordu. Orada şundan da bahsetmiştim. Dünyanın sonunun geldiğine olan inanış çok yaygındı ve kamçıcılar adı verilen bir tarikat sokaklarda kendilerini kırbaçlarlarken bir yandan da halkı Yahudileri öldürmeye teşvik ediyordu. Diyordu ki vebanın bitmesinin tek yolu sizin Yahudileri öldürmenizdir. Görüyoruz ki bu bir çeşit kar topu etkisine bağlamış çünkü Orta Çağ'da cadı avlarının çıkıldığını ve ardından Engizisyon'da insanların yakıldığını biliyoruz. Tabi aradan yıllar geçtikçe insanlar daha sağlıklı düşünebilmeye başlıyorlar ve o aslında enerji kaybıymış gibi görünen direniş bir motivasyona dönüşerek entelektüel devrimlerinde önünü açıyor ama giden çoktan gitmiş oluyor. Çok uzak coğrafyalara ya da zaman dilimlerine gitmeye gerek yok aslında. Bugün etrafımıza biraz bakarsak, ahir zaman adı altında kıyametin yaklaştığını söyleyen bir sürü kıyamet tellalı görebiliriz. Çünkü her toplumda, her dönemde aksaklıklar vardır ve her dönemde bu aksaklıklar bazı insanlar tarafından dünyanın sonunun geldiği inancına yorulur. Böyle insanların eğitimsiz ve cahil oldukları için böyle davrandıklarını düşünmek birazcık kolaya kaçmak olur. Çünkü en eğitimli insanların arasında bile, en bize sosyetik gözüken yerlerde bile, tıpkı mahalle aralarında olduğu gibi insanları kurtaracağını iddia eden bir takım sahte mesihlerin etrafına son derece fazla sayıda taraftar toplayabildiğini görüyoruz ve bu beni çoğu zaman dehşete düşürüyor. Yanlış anlaşılmasın, burada sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, bütün bir dünyadan bahsediyorum aslında. Bu kurtarıcıların bazıları işte üç harfli varlıklarla konuşabilen hocalar, bazıları yıldızları okuyabilen astrologlar, bazıları ise aslında çok da böyle paranormal şeylere girmeden yalnızca lider sıfatı kullanabiliyorlar. Umudu sömürürler ve müthiş bir enerji ve zaman kaybına sebep olurlar. Aynı durum dün savaşlar yüzünden oluyordu, bugün teknolojik uygarlıktaki maneviyat eksikliğinden dolayı oluyor. Belki de bu yüzden bizi kolay bir hedef gibi görerek kargo kültünün mensubu haline getirmeye çalışan sahte mesihlere karşı her zaman çok dikkatli olmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeniz ve abone olmanız bana en büyük destek olacaktır. Eğer bir görüşünüz varsa her zamanki gibi yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ama çok iyi bakın gerçekten. Görüşürüz.